Tabii öncelikli olarak TUSAŞ şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Mithat Hocam güzel bir şey söyledi. Niye Erdoğan bu işi üstlensin? Oldu ki başarılı olmayacak. Zaten olmayacak. Tabii. Başarılması mümkün değil. Gerçekleşmesi mümkün değil. Erdoğan burada ne yapmış olacak? 3 gün sonra, 5 gün sonra PKK terörüne teslim olmayacağız diyecek. Nitekim bugün aslında mesajları verdi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Değil mi? Aynen. Suriye'de dedi, PYD, YPG'yi dedi, Batı dedi, terk etmek zorunda kalacak dedi. Dolayısıyla Erdoğan bir müddet sonra benim böyle bir teklifim olmadı. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifiydi. Dolayısıyla biz devlet olarak, çünkü Erdoğan'a alışığız biz. Oslo'da görüşme yaptığında ben görüşmedim, devlet görüşmedi. Devletin kurumları görüştü dedi. Öcalan'la yapılan İmralı'daki ilk görüşmede devlet görüşmedi, MİT görüştü dedi. Şimdi de muhtemelen ben söylemedim, MHP söyledi diyecek. E bunu diyebilmesi için Bahçeli de buna izin mi veriyor? Bu işin olabilmesi için Erdoğan'ın her halükarda bu işten kendini sıyırması lazım. Erdoğan şu anda yaptığı politikayla bu işten kendini sıyırıyor. Şamil Tayyar'ın tweet'i aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani Erdoğan'ın bu işten hiçbir şekilde haberi yok. Bu iş Bakanlar Kurulu'nda görüşülmedi diyor. Şamil Tayyar da yalan konuşuyor. Erdoğan da yalan konuşuyor. Bu iş Eylül ayı itibariyle APO'yla görüşüldü. Böyle bir açıklama yapılacağı söylendi. APO bunu kabul etti. Bunu bir bilgiyle söylüyorsunuz değil mi Cemal? Bilgiyle söylüyorum. APO bunu kabul etti. Nitekim APO'nun kabul ettiğini yeğeni Ömer Öcalan'dan duyduk değil mi? 23 Ekim itibariyle Ömer Öcalan aynı görüşteydi. Bugün Kandil açıklama yaptı. TUSAŞ saldırısıyla ilgili. Kesinlikle dedi, Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili bir saldırı değil. Şimdi MHP'liler şu an öyle bir algı yaratmaya çalışıyor ki, bakın Devlet Bahçeli APO meclise gelsin dedi. Dış güçler Amerika hemen, hatta bir tanesi yazmış, bir AKP'li Cumhurbaşkanı danışmanı, adam ne içiyorsa hakikaten bize de getirse de biz de içsek. Eylemi, TUSAŞ eylemini İsrail yaptı diyor. Yani o kadar uçmuş ki adam, profesör bir de adam, eczacıymış. İsrail yaptı diyor. Dolayısıyla Kandil'den yapılan açıklamada biz eylemi önceden planladık diyor. Eylemi önceden planladık demesi bize bir şey ifade etmiyor. Çünkü eylem önceden planlanmadan böyle büyük bir eylem gerçekleşemez. Yani daha önce değil mi orada gidip bir tatbikat yapılmadan değil mi? Kesinlikle. Bilgi alınmadan, istihbarat. Kesinlikle. Öyle bir günde hadi sırtımıza bombayı, çantayı koyduk, olabilir, gidelim TUSAŞ'ı da aklımıza esti, basalım diye bir eylem olmaz. Dolayısıyla bu eylem her halükarda Bahçeli'nin açıklamasından önce planlanmış. Evet evet, bugün Özgür Cebe'nin ulaştığı bilgilerde onu gösteriyordu zaten. Bir şey bilgiye gerek yok Senem, tekrar söylüyorum. Yani böyle bir eylemi siz bir günde hadi taksiyi alalım, taksiciyi de vuralım, oradan da TUSAŞ'a gidelim. TUSAŞ'ın nerede olduğunu nereden biliyor bu adam? Hayatı boyunca Kandil'den bu tarafa gelmemiş. TUSAŞ'ı bilecek. Özellikle bir taksi durağını tercih durağında edecek. Bir gün önce de taksiciyi aramış değil mi? Tabii. Telefonunu almış. Hangi taksiciyi? Ölen taksicinin abisini. Allah'tan abisi o an bir işe gitmiş. Demiş telefona ki, cevap kurtulmuş, verememiş cevap değil mi? Verememiş kardeşi. Yani zaten bir gün önceden orada ya bu adam. Dolayısıyla Bahçeli açıklamasıyla hiç ilgisi yok. Erdoğan'ın bundan bilgisi olmaması, haberdar olmaması mümkün değil. Ama Erdoğan toplumun her zaman yaptığı gibi tepkisini ölçüyor. Bunu da Sayın Bahçeli'ye bıraktı. Çünkü eğer APO'yla bir anlaşma olacaksa, eğer PKK'yla silah bırakma olacaksa, bu çağrıyı MHP'nin dışında kimse yapamaz diye düşünüyorlar artık. Çünkü MHP ortak orada. Eğer MHP'nin haberi olmadan böyle bir çağrı yapılırsa, MHP bu çağrıdan habersizse, MHP hem ittifaktan ayrılır değil mi? Tabii. Hem de MHP buna en sert tepkiyi gösterir. MHP tabanı en sert tepkiyi gösterir. Dolayısıyla kendilerine göre en doğru olanı yaptılar.